Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Tırport. Efendim programımızın ikinci bölümünde Petroleum Fuarı'ndayız 2017 yılında. Konuğumuz Haluk Gemici, Petronet Otomasyon Bileşim Yönetim Kurulu Başkanı. Haluk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında bugün ne güzel bir gün, böyle fuardayız. Hani herkesin böyle bu fuarlara ziyaretçi gelir mi gelmez mi dediği bir dönemde. Evet. Türkiye'de fuarlar yapılıyor ve fuarlar aslında ciddi de bir gösterge. Önce fuarı nasıl gördünüz siz? Fuar bir kere sektörün en önemli fuarı. Yurt içinde ve yurt dışında da çok ciddi talep gören bir fuar. Hem ekipmancılar için öyle, hem dağıtım şirketleri ve özellikle bayiler için de, akaryakıt ve LPG bayiler için. Vazgeçilmez bir fuar, uluslararası bir fuar, çok keyifli geçiyor fuar. Ve hareketli ve ciddi anlamda yabancı da gördüm ben fuarda. Evet. Bu da aslında bizim için güzel bir haber. Çok güzel bir haber. Özellikle Türkiye'nin bu sıkıntılı dönemlerden geçerken bu ticari hamlelere ihtiyacı var. Bu fuarda bunun için önemli. Peki, bir fırsat. Peki Petronet olarak özellikle otomasyonu içselleştirip, yazılım ve donanımda akaryakıt sektörünü evlendirdiniz, birleştirdiniz. Sektöre aslında bir anlamda ivme ve hız kazandırdınız. Evet. Ne yaptınız, bir öğrenelim önce sizin? Biz akaryakıt istasyonlarının yönetim yazılımlarıyla başladık bu serüvene. Sonrasında tabii teknoloji üretiyoruz. Arge üreten teknoloji firmasıyız. Sektörün önde gelen firmalarından birisiyiz. 4000 üzerinde akaryakıt yönetim yazılımlarımızın olduğu istasyon grubumuz var, network'ümüz var. Sonrasında pompa, tank, tanker otomasyonu, müşteri tanıma sistemleri, taşıt tanıma sistemleri, mobil istasyon, dolum tesisleri gibi kurulumlarla devam etti. Peki, mesela siz bir akaryakıt istasyonuna girdikten sonra Petronet olarak orada ne değişiyor? Biz bir kere teknoloji aşığı bir firmayız, onu söyleyeyim. Şimdi yeni ürünlerimizi de bu fuarda biraz sonra konuşacağız galiba. Aerintek serisi ürünlerimizden bahsedeceğiz. Teknoloji getiriyoruz istasyonlara, pratiklik getiriyoruz, ekonomi getiriyoruz, çok ihtiyacımız var. Sizden önce nasıldı olan mesela akaryakıt istasyonları, sizden sonra ne oluyor? Biz çok iddialı olmasın tabii bu. Olsun efendim, mütevazi peki olmayalım bence. Peki, akaryakıt istasyonlarında kullanıcılara gerçekten teknolojiyi anlatmaya, tanıtmaya ve işlerinde daha başarılı, kontrollü olmalarını sağlamaya yönelik hizmetler getiriyoruz. Takibini mi sağlamış oluyorlar? Takip, olayı, kontrol. Organizasyonun doğru kontrolü. Takip, kaynakları kontrol. Daha da doğru kullanmayı da beraberinde çok getiriyor doğru değil mi? Analizi de doğru şekilde yapabilmeyi sağlıyor otomasyon sistemleri. Biliyorsunuz dünya Mars'a gidiyor yavaş yavaş. Türkiye'nin de bu atılımlara çok ihtiyacı var. Her sektörde olduğu gibi akaryakıt sektörü de bu teknoloji devrimine ayak uydurmak durumundaydı. Biz buna vesile oluyoruz, sağlıyoruz. Peki sizin gibi akaryakıt sektörü acaba bu tarz teknoloji yatırımlarına çok sıcak bakıyor mu? Ve ciddi bir pazar var mı Türkiye'de bu anlamda? Şöyle söyleyeyim. 90 civarında akaryakıt dağıtım şirketi var pazarda. 13 bin üzerinde de bayi ağı var. Türkiye'de akaryakıt işi gerçekten ciddi bir business. Dolayısıyla 2011 senesinde de EPDK'nın zorunlu tuttuğu bir otomasyon uygulaması var Türkiye'de. Akaryakıt istasyonlarının tamamında otomasyon hizmeti var şu anda. Bu gayet keyifli. Çok. Zaten Türkiye bir de ciddi anlamda doğal kaynakları, özellikle petrol ve doğalgazın geçiş noktası üzerinde. Evet, evet, evet. Türkiye'nin lojistik avantajı otomatik olarak daha teknolojinin dişin içine girmesini zorunlu kıldı herhalde. Kesinlikle öyle. Yani Türkiye biliyorsunuz kıt kaynaklarla yürüyen bir ülke. Teknoloji çok önemli bizim için. Gerçekten de dünyada kendi özel yazılımlarını geliştiren ender ülkelerden birisi. Bu konuda çok ileriz. Dünyada ilk üçteyiz, onu söyleyeyim. Peki Arge dediniz, aslında bu sizin işiniz tamamen teknolojiye çok ciddi, teknoloji aşığı olduğunuzu da söylediniz. Evet. Arge'de nasıl bir yapılanmanız var? Bizim Antalya Akdeniz Üniversitesi Teknokent bünyesinde yazılım grubumuz var. İstanbul merkezi bir firmayız. İzmir'de de fabrikamız var. Fabrikada dispenser üretimleri yapıyoruz. Ama bunları yaparken sürekli iyi şeyler, yeni şeyler, inovatif şeyleri nasıl ortaya koyar, teknolojiyi nasıl hizmetine sunarız bayilerimizin diye çaba sarf ediyoruz. Burada da ciddi bir, hızlı bir yenilenme süreci mi var? Yani sektörünüzde, özellikle sizin yaptığınız işte. Aslında dünyada var bu. Biz dünyadaki bu gelişmeye ayak uydurduğumuz gibi tüm dünyaya, Türkiye'den teknoloji ihraç etmeye başladık. Bu keyifli bir gelişme Türkiye için.
Başka çaremiz de yok gibi görünüyor. Bilgi her şey çünkü. Evet. Şimdi aslında biz alın terinin üzerine akıl terinin nasıl koyulduğunu sizde görmüş oluyoruz. Evet, şimdi akıl evet. teri daha çok para ediyor. Çünkü katma değeri yüksek bir üretim yapmış oluyorsunuz. Evet. Ne dersiniz bu konuda? Evet, dünyada iki tane çok önemli güç var. Bir tanesi biliyorsunuz enerji. Diğeri de teknoloji. Enerji konusunda maalesef Türkiye şu anda az önce bahsettiğiniz gibi kıt kaynaklara sahip. Teknoloji konusundan başka çaremiz yok biliyorsunuz. O yüzden bütün gücümüzle yeni nesil teknoloji konusunda kendini geliştiriyor. İleri adımlar atmaya vesile oluyor bu. Yani ben şunu mu anlayacağım? Enerji sektörü atıyorum Petronet'le buluştuğu zaman, otomasyona kavuştuğu zaman daha mı dikkatli, daha mı tasarruflu kullanmayı sağlıyor? Hem daha tasarruflu kullanmayı sağlıyor hem de kontrolü sağlıyor az önce de bahsettiğim gibi. Dolayısıyla gelecekte yapacağı yatırım ve hamleler konusunda kendisini daha iyi analizlerle yönetmeyi, iş yerlerini yönetmesini sağlıyor. Burada yeni ürünlerinizden bize bahseder misiniz? Onlardan bahsedelim. Evet, bahsettiğim gibi akaryakıt pompaları en yeni ürünümüz. Bu fuarda görücüye çıktı diyebiliriz. Tabii bu ürünler... teknolojik açıdan çok donanımlı ürünler. Evet. Bunlarla mühendis arkadaşlarımıza, geliştiren arkadaşlarımıza çok gurur duyuyoruz. Sektörün hizmetine bunları sunduk. Evet. Bir de 7 desil taşıt tanıma sistemleri var. Bu da dünyanın çok önemli, önem verdiği ürünlerinden bir tanesi. Bu fuarda kendi ürünümüzü, yerli ürünümüzü. Bu yeni nesil taşıt tanıma sistemlerinden katkısı ne bunun sizin yaptığınız işe? Yeni nesil taşıt tanıma sistemleri filo yönetiminin çok daha verimli bir şekilde takip aslında, edilebilmesini takibini sağlıyor. Takibini kolaylaştırıyor doğru, değil mi? Doğru. Aslında biraz aklın üretime nasıl dahil olduğunu evet. görmüş oluyoruz evet. sizin yaptığınız bu işlemi. Kesinlikle öyle. Güvenliği de sağlıyor tabii. Patronlar bunu takip etmek istiyor filo yöneticileri. Sonuç olarak verilen akaryakıtın doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığını, verimli kullanılıp kullanılmadığını. Şimdi evet. kaynakları doğru kullanmak önemli ya. Kaçağı evet. falan da engellemiş oluyorsun. Kesinlikle peki öyle. Devletin takibinde bir kolaylaştırıcı bir faktör müdür bu? Kesinlikle doğru. İlk başta hani zorluklar yaşandı. Akaryakıt istasyonlarında bu alışkanlıkları kırmak zordu. Fakat şu anda herkes çok memnun bu sistemlerden. Bu sistemlerin kontrolünde Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu yapıyor. Türkiye'de bunun regülasyonunu. Çok da iyi gidiyor bu kontrol sistemi. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Biz tamam. reklamlardan sonra devam edeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın efendim. Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Tırport. Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Tırport. Evet, 2017 Petroleum Fuarı'ndayız. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeyiz. Aslında kaynakların nasıl doğru kullanılması gerektiğini, çünkü en önemli ihtiyacımız ve en maliyetli ihtiyacımız, kaynağımız enerji. Enerji olunca Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. Değil mi Haluk Bey? Şimdi doğru. dışa bağımlı olunca bu bağımlılığımızı azaltacak bir takım faktörler var. Tasarruf doğru. yapabiliriz. Doğru. Çok güzel. Ama tasarrufun ötesinde sizin gibi teknolojiyi enerjiyle evlendirirsek evet. enerjiyi doğru da kullanırız. Kesinlikle. Aslında cari açığın azalması konusunda da siz önemli bir etkensiniz burada. Çok önemli işler yaptığımızı da düşünüyoruz açıkçası. Geçen sene başladığımız önemli bir proje var. Evet. Ondan da bahsedeyim biraz. Devlet Demir Yolları'na ait, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın 964 tren, 34 ikmal merkezinin kurulumlarını, teknik altyapısını ve otomasyon yapısını oluşturduk. Dolayısıyla 34 lokasyonun tamamı henüz devreye alınmadığı halde evet. geçen seneye göre 80 milyon TL'lik bir tasarruf sağlanmış oldu. Bunun için biz bu proje milli proje diye adlandırdık. Zaten milli bir yazılım değil mi bu sonuç itibariyle? Kesinlikle. Peki efendim... Evet. Türkmenistan'la bir işbirliğiniz var yine aynı konuda. Evet, Türkmenistan'la da başladık Devlet Demiryolları ile, Türkmenistan Demiryolları ile. İnşallah bu teknoloji ihraç etmeye devam edeceğiz. İpek yolunu komple yapmayı planlıyoruz. Teknolojinin ihracından bahsediyorsunuz. Doğru. Aslında burada en önemli olay sizin bunu milli yazılım olarak gerçekleştirmeniz. Kesinlikle doğru. Ve sektöre yurt dışından en azından yazılım konusunda bir paramızın, dövizimizin gitmemesini sağlıyorsunuz. Gitmemesini sağlıyoruz ve biliyorsunuz dünyada az önce de bahsettiğim gibi güç, bilgi, teknoloji. Dolayısıyla biz bu
güce sahip olmamız gerekiyor. Türkiye'nin gelişmesi, gelecek nesillerimizin daha refah yaşayabilmesi için bu güce sahip olup bunu ihraç etmemiz lazım. Peki efendim, mesela yurt dışındaki, mesela Türkmenistan'la yaptığınız işbirliği sonucunda hani satış sonrası hizmet dediğimiz hikaye. Evet. Orada nasıl müdahil oluyorsunuz olaya? Orada partner arkadaşlarımız var, servislerimiz var. Tabii yerinde servis çok önemli işte. Türkiye'de de şu anda bizim hizmetlerimizi birlikte götürdüğümüz akaryakıt istasyonlarının ihtiyaçlarını hızlıca cevaplayabildiğimiz 90'ın üzerinde bayi servisimiz var. Onlarla yani, bu işi bitiriyorsunuz. Tabii, tabii tabii. Peki Türkiye'de nasıl bir yapılanmanız var? İç organizasyonunuz nasıl? 7/24 call center hizmeti veriyoruz. Bu çok önemli. Hizmetin kesintisiz gidiyor olması lazım akaryakıt ve LPG istasyonlarında. 100'ün üzerinde çalışanımız var. Harika bir şey bu. Peki. Onu bir de 5'te çarparsanız aslında gerçek rakam ortaya çıkıyor bu arada. Evet evet. Servislerimizle beraber büyük bir aileyiz. Bu hizmeti vermeye, kesintisiz vermeye devam ediyoruz. Peki teknoloji diyorsunuz, bir de TÜBİTAK'la bir işbirliğiniz var. Tabii teknoloji olunca TÜBİTAK'la işbirliği yapmadan da olmaz bu işler. Doğru. Çünkü hani tescillenmesi açısından yaptığınız işlerin. Onunla nasıl bir işbirliğiniz var? Devlet Demiryolları projesinde birlikte çalışmaya başladık. TÜBİTAK'tan ödül aldık bu konuda. Çok az önce de bahsettiğimiz gibi milli proje çünkü. Bundan sonraki geliştirmelerde de sürekli yakın desteğini hissediyoruz TÜBİTAK'ın. Birlikte projeler geliştiriyoruz. Peki bizi seyreden mesela petrol üreticisi ya da dağıtıcısı firmalar var. Hı hı. Bu firmalar ne yapmaları lazım? Mesela bizi şimdi izliyorlar. Nasıl dahil olacaklar? Bu teknolojiye nasıl tanışacaklar? Aslında çok kolay. Hani Türkiye'de artık akaryakıt istasyonları bu teknolojiyi fark etti, biliyor, kullanıyor. Çok da verimli şekilde. Daha nasıl ileriye götürebiliriz? Bunların peşinde. Bence gelişmeler çok olumlu gidiyor Türkiye'de. Peki üretim yeriniz İzmir'de değil mi? Yalnız az önce söylemiştiniz. İzmir, Pınarbaşı'nda. Fabrikada nasıl bir büyüklük var orada? Nasıl bir ortam? Çok yeniyiz. Fakat çok yeni olmamıza rağmen dün itibariyle dünyanın en büyük firmalarından biri olan Lukoil ile dispenser alım anlaşması yaptık. Evet. Aslında fuarda ciddi de bir başarı elde etmiş oldunuz. Evet zaten. Bakın, somut olarak bunu buradan duyuralım bence. Evet evet. Hayırlısı olur inşallah. Peki efendim bu anlaşma size ne getirecek? Nasıl bir ivme getirecek? Nasıl bir hareketlenme getirecek? Tabii çok yeni bir dispenser modeli olduğu için bu modeller. Bu büyük dev bir firmayla birlikte hareket ediyor olmak bu modellerin daha hızlı gelişimine katkı sağlayacaktır. Peki. Bundan sonra neyi hedefliyorsunuz? Ne yapmayı istiyorsunuz? Bundan sonra bu ürettiğimiz yeni nesil ürünlerimizin tamamını ihraç etmeyi, Türkiye'ye katma değer gelir getirmeyi hedefliyoruz. Ve teknolojiyi tüm dünyaya, Türkiye'nin yaymasını arzu ediyoruz. Bunun için çaba gösterip önce olmaya çalışıyoruz. Peki, mesela bizi seyreden gençler var. Şu anda biz ne yapacağız gelecekte denilen bir alanda aslında yazılımın, akıl terinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evet. Mesela yazılım konusunda şu anda meslek seçmek isteyen arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız mesela sizin sektörünüze de çok yakın. Tabii. Nasıl dahil olabilirler, nasıl geliştirebilirler kendilerini? Bu heyecan meselesi, aşk meselesi, teknolojiye bağlılık meselesi. Ben şu anda birkaç okulla da desteğimiz sürüyor. Robot kolları var, alev okulları var. Belki onu şimdi olsun efendim, söyleyin. Ama orada sponsor desteğimiz var. Gencecik, pırıl pırıl gençlerimiz çok heyecanla önümüzdeki Amerika'da bu yazın bir yarışma var. NASA'nın yarışması. Ona katılacaklar. Bu da aslında güzel bir sosyal sorumluluk projesi. Kesinlikle öyle. Gençlerimiz her şeyimiz. Biz geleceğimiz. Onlar için gerekli çabayı sarf etmemiz gerekiyor. Bizim kapımız tüm gençlere açık, yol göstermek. Peki teknoloji olunca konu ekibinizin de sürekli kendini yenilemesi gerekiyor. Doğru. Sizin olmazsa olmazlarınız nedir mesela bu sektörde? Özellikle burada başarılı olmak için. Sürekli heyecan duyuyor olmamız lazım ki bizim ekibimiz çok şükür bu heyecanı sürekli duyuyorlar ve hissettiriyorlar bize. Bizler de yeni ürünleri geliştirmeye aşkla devam ediyoruz. Türkiye bir tek bu anlamda teknolojiyle enerjinin buluştuğu ama enerjinin de yoğun olarak kullanıldığı ve ihtiyacımız olan bir ülke. Peki sektörün gelişimini nasıl görüyorsunuz önümüzdeki yıllarda? Sektör gerçekten çok hızlı gelişiyor. Dinamikleri çok fazla yüksek. Yani Türkiye'nin tamamında gerçi bu göze çarpan bir konu. Bunu doğru şekilde yönetmemiz gerekiyor. Önümüzdeki süreç bunlara gebe. İnşallah hep birlikte ileriye doğru gideceğiz. Peki 2016'da başta da konuşmuştuk. Zor bir süreçten geçti Türkiye. Evet, evet. Bu zor süreci siz nasıl geçirdiniz? 2016 bizim için çok hızlı geçti, iyi geçti. Onu söyleyebilirim. Yeni ürünler geliştirdiğiniz müddetçe her zaman sürükleyici oluyorsunuz, lokomotif oluyorsunuz. Biz bunun heyecanını hep taşıyoruz. Ya kendinizi yenilediğiniz zaman aslında bunu Çince'de kriz fırsat demek, gerçek anlamda fırsata çevirip aslında bir anlamda yeni bir takım alanlarda yaratmış oldunuz. Peki kesinlikle. 2017'den beklentimiz ne? 2017'de yeni ürünlerimizi daha da geliştirmek.
dediğim gibi dış ülkelere, yurt dışına ihracını gerçekleştirmek bu teknolojinin. Türkiye'nin adını tüm dünyada çok doğru şekilde duyurmak. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum Haluk Gemici, Petronet Otomasyon Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı. Fuarda bir de güzel bir iş yapmışsınız ve işbirliğiyle aslında bu fuar taçlanmış, kaymaklı kadayıf olmuş diyorum ben şimdi ona. Çünkü hayırlısı bu güzel inşallah bir şey. Çünkü fuarların amacı sadece hani ürünlerimizi sergilemek değil, işbirliklerini de burada imzalar atıp Türkiye'ye bir döviz girişini sağlamak. Kesinlikle. Bu da gerçekten çok önemli. Bu vatandaşlık görevi aynı zamanda. Herkes bir adım ileriye nasıl gideriz? Bunun peşinde olmalı artık. Türkiye o günleri yaşıyor. Evet, bu güzel sözlerinizin altına ben imzamı atıyorum. Haluk Gemici'ye çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de güzel şeyler oldukça biz bunları anlatmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın efendim. Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Tırport.